vereceğiz artık lütfen. Onun çocuğu ağlıyor diye verdim. Adama niye verdiniz? Onun çocuğu ağlıyor diye verdim. Bir daha vermeyeceğim zaten. Ne ağlıyor? Vermeyin adama. Yok ya. Ali. Açık ağlıyor be ya. Özgürüz amcam burada. Adıcan'ın yanında. 40 sene. Balık şenliği gerçekten Didim Belediyesi'nin düzenlediği çok güzel bir şenlik. Şenlik olarak güzel, balıklar güzel, lezzetli. Bu hava güzel. Bu şenliği düzenleyenler için teşekkür ederiz. Evet. Yediniz mi balığı? Yedim balığımı. Çok güzel, çok lezzetliydi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hafta sonu olması gerçekten çok güzel bir zamanlamadıydı. Katılabilmiş olmak çok güzel. Gayet güzel şenlik. Festivali yerinde kutlamak güzel arkadaşlarla birlikte. Dördüncüsünü yaptık bu yıl. İnşallah 40.sına kadar götüreceğiz diye düşünüyoruz. Allah bize ömür verirse. Bu kalabalık bize ayrı bir heyecan veriyor sonuçta. Tabii belediye son derece destek veriyor bize bu konuda. Bizimle birlikte görev alıyor. Bizimle birlikte hareket ediyor. O bizi ayrıca güçlendiriyor. İnşallah bundan sonra devam edeceğiz. Daha büyüklerini yapacağız. Bugün itibariyle 5.000 kişiye planladık ama inşallah önümüzdeki yıl 10.000 kişiye cevap verebilecek nitelikte bir festival düzenleyeceğiz. Birlikte yaşayacağız bu gururu düşünüyorum. Bu geleneksel hale gelen bir organizasyon. Dördüncüsünü yapıyoruz. Sağ olsun işi mimar aslında Celalettin Bey. Biz de tabii belediye olarak destek sağlıyoruz. Halkımızı görüyorsunuz. Son derece katılım yüksek. İnsanların hoşuna gidiyor. Özellikle sezon başı böyle bir hareket. Akbük biraz geç hareketlenen bir yer biliyorsunuz. Sezon başı genelde artık bu geleneksel hale geldi. Bu balık şenliğiyle beraber Akbük'te bir hareketlenme başlıyor. Bu şekilde devam ediyor. Vallahi insandan memnun. Biz memnunuz değil mi başkanım? Evet, evet. Herkes memnun.